Ağzı bıllahi min al rahim Ve salat ve ala Resulillah Cenab-ı sonsuz hamd olsun. Salat ve her türlü değer ve kıymet Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası yol arkadaşları olan sahabelere rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim bugün de bir hadis, bir kılavuz ve bir yolcu programımızın yeni bir hadisi kılavuzu üzerinde olacağız. Bugün bizi peygambere taşıyacak olan kılavuzumuz Hz. Erbat bin Sariye radıyallahu anh'tir. Allah kendisinden de bütün sahabelerden de razı olsun. Yaşlı bir sahabi peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselama kendileri Medine'deyken hicret edip biat ettiği zaman gelen heyetin içerisinde en yaşlılardan idi. Beraber Süleym kabilesinden geldikleri yedi kişiden altısı tekrar dönerken Hz. İrbat radıyallahu an Medine'de kalacaktır. Suffe onun da Medine'de meskeni olarak tercih edilecektir. Bu sıradan bir tercih değildir. Suffe aslında adı konmamış, resmiyette yeri olmayan bir mektep işlevi, bir okul işlevi görmektedir. Allah Resulüne yakın olmanın yeridir suffe. Meşidin hemen yanı başında oluşturulmuş olan bu odalar Resul Ekrem'le birlikte sürekli beraber olma arzusu taşıyan kimselerin Medine'de yerleri de olsa gidip kaldıkları mahaldir. Bu nedenle Hz. İrbat radıyallahu an Medine'ye gelir gelmez kendisine mesken olarak suffeyi tercih edecektir. Çünkü orası vahye yakın olunan yerdir. Peygamberle birlikte olma yeridir. Allah Resulü'nü sık sık dinleme, onu gözetim altında tutma, hali ahvalini izleme, şahit olma yeridir. Bu özelliği sufenin kıymetlidir. Hz. İrbat radıyallahu ante sufeyi tercih etmek suretiyle aslında vahye yakın olmayı tercih etmiş oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gönül esasına bağlı olarak oluşturmuş olduğu bu mektep fakir dışarıdan gelip de imkanı olmayıp ev tutamayan ya da evli olmayan Müslümanların kalmış olduğu yerlerdir. Suffe bir zatla karşı karşıyayız. Hazreti İrbat radıyallahu anh gelir Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biat ederler. Biat o gün Müslümanlığı tercih eden kimselerin söz konusu bu tercihleriyle ilgili işi ne kadar ciddiye aldıklarını gösterdikleri bir bağlılık nişanesidir. Çünkü Müslüman olmak ferdi bir olay değildir. Müslüman olmak toplumda bulunduğun yeri belirlemek, safını belirlemek, rengini belli etmek gibi çok önemli bir işlevi vardır. Taraf olmaktır Müslüman olmak. Hazreti İrbat radıyallahu anh ve benzeri diğer sahabiler Müslümanlığı ilk tercih ettikleri zaman söz konusu Efendimiz aleyhisselam'a yaptıkları bu biat ameli aslında yaptıkları tercihin ne kadar değer ve kıymetli olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu, sonuçlarının olduğunu gösteriyor. Din de ferdi bir olay değildir. Din toplumsal bir hadisedir aynı zamanda. Hz. İrbat, Sufe'yi tercih ettikten sonra oraya yerleşir. Oraya yerleşir. Orası Müslüman toplumun gözdesi bir yerdir. Herkes nazarını ve himmetini oraya çevirmiştir. Çünkü oranın namı İslam'ın misafirlerinin kaldığı yer olarak bilinir. Sufe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteliğini Hz. İrbat radıyallahu anh çok önemser. Bunu gösteren bir takım hadiseler vardır onun tarihinde. Mesela Allah Resulü savaşa çıkacaktır. Savaş, cihat, Allah için can vermek, adalet için ayaklanmak, zulmü durdurmak için harekete geçmek önemli bir tercihtir. Ve bu tercihte bulunmak, orada o kalabalık, o topluluk içerisinde olmak şerefi İrbat'ın da önemsediği bir konudur. Hz. İrbat radıyallahu anh Tebük gazvesi sırasında Tebük savaşına katılmak isteyen Müslümanlara o da doğal olarak katılmak isteyecektir. Ama sağını solunu yoklar, elinde hiçbir imkanı yoktur. Ne sefere çıkacağı deveyi alma, ne silah alma imkanına sahip değildir. Allah Resulüne kendi durumunu arz eder. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın yanında bu benzeri ihtiyaçları giderici bir takım imkanlar genellikle olurdu ama o gün yoktur. Ne vereceği bir deve ya da at, ne de onu tecizatlandıracağı bir donanım, bir imkan yoktur Efendimizin yanında. Allah Resulüne ben de katılmak istiyorum diye müracaat eden yedi zatın geri çevrildiğini gör. Görüyoruz. O yedi zat aslında bir grup olarak İslam tarihinde ağlayan yedi diye namlanacaklardır. Ağlayan yedi. Cenab-ı Hakk'ın çok yüce gördüğü bir amele katılmamaktan, katılamamaktan kaynaklı içli, kalbi, duygulu bu bağlılıklarını gözyaşlarıyla ortaya koydukları için yedi ağlayanlar diye bilinir İslam tarihinde. Hz. İrbat radıyallahu anh, eli boş dönünce ağlayacaktır. Ama sahabelerden imkanı olanlar bu hallerine dayanamayıp o yedi kişinin yedisini de kendileri tecizatlandıracak ve onlara gerekli azığı da yol bineğini de temin edip vereceklerdir. Sizinle birlikte sefer halindeyken bizler öyle insanlar var ki aslında beraber değiller bizimle ama Allah onları gönüllerindeki niyetlerinden dolayı bizimle birlikte kılmıştır. Hangi vadiyi geçsek, hangi dağı açsak onlar da sevapta bizimle birliktedirler diyerek fakir katılamayan Müslümanlar içinde... genel ummi böyle bir büyük müjdeyi Efendimiz haber vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselam akşam yemeğindedir. Misafirleri vardır. Sofrada beraber misafirleriyle oturup yemeği yedikten sonra Hazreti Irbat görünür. Göründüğünde Allah Resulü Aleyhisselam, ''Irbat, nerede kaldın şimdiye kadar? Keşke daha önce varsaydın.'' diyerek karşılar. Ancak Hazreti Irbat radıyallahu anh beraberindeki üç arkadaşıyla birlikte geç kalmış olsalar da yegane sığınakları, teselligahları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Beraber eve varıverirler. Evde Hazreti Irbat ve beraberindeki iki arkadaşını yedirecek bir yemek talep eder ama yemek yoktur. Nihayet kırbanın içerisinde saklı olan hurmalar dökülmesi istenir. Hurmaların hepsi bittiği için yine bulamayacaklardır. Allah Resulü Aleyhisselam yaptığı dua ile kırbayı ters çevirir. Döktükçe dökülür, döktükçe dökülür. Nihayet her birimiz ellişer hurma yedik ama yine de kırbada hurma vardı diyerek Hz. Irbat radıyallahu an Efendimizin bu ikramını, bu kerametini, bu mucizeyi de bizzat görüp şahit olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarmış olduğu haberler arasında hasreten halimizle ilgili iki haberi paylaşayım bakın. Birisi taunla ilgili, diğeri de sahur yemeği ile ilgili. Allah Resulü buyurur, ahirette vefat edenler için orada daha önce vefat edip gidenler davalaşırlar. Taundan vefat eden kimseyi karşılarlarken ahiretteki kardeşleri Şehitler derler ki taundan ölenler bizim tarafımızdadırlar. Şehit olmayıp normal yatağında ölenler de hayır bunlar bizim kardeşlerimiz, bizim yanımızdadırlar diyerek taundan ölmenin bereket ve rahmetinden onun almış olduğu şeref ve namdan nasiplenmek için sahiplenmeye kalkışırlar. Allah taundan vefat edenlerin yaralarına bakın. Hangisinin yarası, kokusu kime uyuyorsa oraya dahil olsun diyecektir. Nihayet şehitlere katılacaklardır. Evet bir salgın içerisindeyiz ama salgından vefat eden kimselerimiz, yakınlarımız için bu haber bizim için çok önemli bir teselli haberidir. İkinci haberi de sahurla ilgilidir. Bir gün bizi davet etti Efendimiz Aleyhisselam sahura. Yine ırbat aralarındadır. Onları davet ederken sahur yemeğine bir kıymet verdi. Dedi ki buyurun. Allah'ın kendi içerisine bereketler yağdırdığı yemeğe, sofraya buyurun dedi. Ve sahur yemeğinin bereketli bir yemek olduğunu bize muşturladı. Vefatı da çok ilginçtir. Vefatı sırasında yaşlı haliyle Hazreti Irbat radıyallahu anh kendi oğlunun eline dayanarak ta mezara kadar onu götürecek. Baki mezarlığında kendisinin vefat ettiği zaman defnedileceği yeri gösterecek ve ardından vasiyet edecektir. Arkamdan yaz tutulmasın. Ateşle takip yapılmasın. Ağıtlar yakılmasın. Üstüme türbeler inşa edilmesin diyecek. Gerçekten vefat ettiği zamanda evladı bu vasiyeti üzere babasının işaret ettiği Baki mezarlığındaki yere onu defnedecektir. Hicri 75 tarihinde vefat eden bu sahabi ahirete ithal etmiş ve orada hepimizin inşallah şefaatçisi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açacağı hant bayrağı altında toplanan gruba dahil olur. Bizi de oraya Cenab-ı Hak kabul eder. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.